Olimpist sunar. Olimpist. Gönül her kağı flete dalmayı ya alınır ya dalınmaz. Muhabbet bir armağandır ya bölünür ya bölünmez. Muhabbet bir armağandır ay bala. Ya bölünür, ya bölünmez. Ya bölünür, ya bölünmez. Ad beden tühmetin alemi tutar. Deftere yazılan kader ay bala. Ya silinir ya silinmez. Deftere yazılan kader ay bala. Ya silinir ya silinmez. Şenlikte sıdkı dost olayım, çok söyleyip yüze gülen. Dayım bir kararda kalan ay bala. Ya bulunur ya bulunmaz. Dayım bir kararda kalan ay bala. Ya bulunur, ya bulunmaz. Var olun. Efendim kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli gönül dostları, bugün yine Meltem ekranlarında Sarı Tel programının çok değerli konukları var. Ve geçen hafta da anons ettik. Bugün çok farklı bir program yapacağız. Baba Şenliğin böyle bir türküsüyle açtık. Gönül her gaflete dalma, ya dalanır ya dalınmaz dedik. Ve hemen konuklarımı size takdim edeyim. Efendim, Mahmut, sevgili Yılmaz, Mahmut Yılmaz kardeşim nereden geldi? Kars elinden geldi. O Kars'ın soğuk havasından, buzlu havasından bize sıcak insanların selamını getirdi sazıyla, sözüyle. Hoş geldin. Yakadan konuşabilirsin, oradan değil. Mahmud'um, geçen de bizim yine programımıza davetliydin Vatan TV'de. Çok da istek oldu. Sana dediler ki Mahmut gitmeden bir daha al dedik. İyisiniz inşallah. Hoş bulduk Yener abi. Teşekkür ederim. İlk önce beni programımıza davet ettiğiniz için. Ben de malum sizin de söylediğiniz gibi Çıldır'dan geldim. Gönül isterdi ki herkese tek tek ben buradan selam söyleyeyim. Ama maalesef programımızın saati belli. Şey yapacağız, sazlı sözü söyleyeceğiz. Kısacası ben buradan ekranı başında, özellikle Çıldır'da bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Yine selamlarımızı söyleyelim. Burada biraz selam var da sunuyorum. Şey yani,
Yani işte babaya söyleyeceğin, yenge hanıma söyleyeceğin, çocuklara söyleyeceğin tabii ki selam olsun. Babam da burada şu an İstanbul'da ekranları başında bizler izliyorlar. Çok çok selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Aleyküm selam. Biz de buradan selamlarımızı söylüyoruz. Ve amcamın gelinleri şu anda büyük bir topluluk bizi izlemeleri. Hepsine selam olsun. Ama yine şey yaparız. Şimdi pardon bir saniye, yine çok değerli bir aşığımız, uslu aşık ama kıymetli izleyicilerimiz. Ki nur içinde yatsın Sabri Şimşekoğlu'nun o zamanlar birlikte program yapmış. Yani çok eski, bizden çok önce Atalay Arslan, benden de önce albümü çıkmıştı, kaseti çıkmıştı o zaman. Sevgili Atalay'ım, siz İstanbul'a mekan ettiniz, göç ettiniz, geldiniz memlekete. Herhalde de daha gideceğin yok mu görünür? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ ol. Yani göç geri gitmezdi artık. Gitmez artık. He mi? O iş öldü, gitme işi değil de öldü. Gelmezdik, mecbur kaldık. Mecbur yani? Kaldım. Gelmezdim, mecbur kaldım. İyisin yenge hanım, çocuklar iyiler mi? Teşekkür ederim, çok sağ olun, eksik olma. İyidiler Allah'a şükür. Yaramaz bir şey yok şükür. Allah razı olsun. Buradan yenge hanıma, çocuklarına, bütün ailene, hepsine, hele ki Doğru Yol Köyü, Cala'ya, siz Cala'dan yetiştiniz. Siz aşağı cambazdan, Çıldır Aşık Şenlik Diyarı'nın iki tane çok güzel aşığım burada, çok güzel dostlarım burada, kıymetli izleyicilerimiz. Ve dün akşam da ona bir programda değineceğim. Dün akşam da Ardahan'ın kurtuluşu, 94. yıl dönümünün kurtuluşu vardı. Sevgili Yaşar Geler Başkanlığı'nda, Dernekler Federasyonu Başkanlığı'nda çok mükemmel bir gece oldu. Onlardan bahsedeceğiz ama önce saz söz diyeceğiz. Sonra da Şenli Baba'ya, Şenli Baba'yla Sümmani Baba'ya bakalım Çıldır'da buluşturabileceğiz mi? Öyle bir... Buluşurlar mı, buluşmazlar mı onu inşallah ileriki dakikalarda göreceğiz ama sevgili kardeşim serbesttir. Sevgili Mahmutçum, senden ne gelirse söyle bakalım. Amandır Mahmut, daha ben sana Mehmet demeyeceğim. Niye? Ben bak Mahmut'u karıştırıyorum bir. Bak Mahmut, Mehmet, bunlar karışır. Samsun, Amasya, Seler de karıştırır, Meler de karıştırır. Ama Mahmut, karşımdasın, dağ gibisin. Ben de bir Çıldır divanıyla Şenli Baba'ya yazmış olduğum bir metiyeli. Güzel, harika. Programımızda zaten anlam o. Buyur. Aşığa eylemedi eyvallah ya,
alt etti beyeyi, gedayı, paşayı, şeyhi baba. Alt etti beyeyi, paşayı, gedayı, şeyhi baba. Aman 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 ben Mahmud'a gururluyam önümde şeyli yazan yar bugünümde yarınımda dünümde şeyli yazan yar. Ölsem unutmam adını sinimde şeyli yazan yar. Senden aldım ben bu aşkı, sevdayı şeyli baba. Senden aldım ben bu aşkı, sevdayı şeyli baba. Yüreğine sağlık. Çok da buradan bile... Aşık Şenlik kasabasına da hediye ediyorum. Oradan, oradan konuşma. Abi yakından konuş. Aşık Şenlik kasabasına hediye ettin değil mi? Evet. Yani buradan konuşma. Konuşmalar sazı oradan çalalım. Ama çok rahat okudun, güzel okudun. Yüreğine sağlık. Sağ ol abi. Vatan TV'den burada daha rahatsın değil mi? Vatan TV'de yolda kaldık ya, onun stresi vardı. Efendim şimdi çok değerli ustam, bir bana fon müziği istiyorum senden. Tabii. Şimdi Şenlik Baba'dan geldi. O da vallahi ne söyleyeceğini bilmiyordum ama tam da açtın. Yarım kalan bir Şenlik Baba'nın hayatını anlatacağız. Az içeri fon müziğine çok az bir ses verelim. Efendim çok az alacağım. Kıymetli gönül dostları, kıymetli izleyicilerimiz. Baba Şenlik'in işte o sazıyla sözüyle Baba Şenlik'i tarif etmeye çalıştın. Allah razı olsun Mahmut kardeşime. Geçen hafta anlatmıştık. Bir önceki hafta Şenlik Baba 14 yaşlarında bade içmişti ve Hak'tan ilham almıştı. Şenlik Baba 14 yaşından 18 yaşlarına kadar getirmiştik. Ama bir de kim var biliyor musunuz? Şenlik Baba'nın adı Hasan'dır. Bir de Hüseyin vardı. Kimdi? O da Sümmani Baba'dır. Hüseyin nereliydi? Hocam çok yavaş alalım. Hüseyin de Erzurum Narman'da. Bunlar birbirlerini kıymetli izleyicilerimiz rüyasında görmüşler, rüyada görmüşler. Fakat hiç karşı karşıya gelmemişler. Allah'ın hikmeti. Ama bir de ne var biliyor musunuz? Hocam çalmayalım onu. Bir de ne var biliyor musunuz? Göz açık var, göz açıklar var ya böyle dünyada. Bir göz açık, Sümmani Baba'nın bir çırağı vardır. Lakabına da çavuş diyorlar, çavuş. Ama göz açık. Şimdi Sümmani Baba'nın çırağı Şenlik Baba'yı duyduğu için Şenlik Baba'nın namı Erzurum'a kadar gidiyor. Sümmani Baba'nın da namı Çıldır'a kadar geliyor. Bunların ikisi haktan vadeli. Bir gün de Şenlik Baba'nın hayatını, Sümmani Baba'nın hayatını anlatacağım. O zaman çırak bir uyanıklık yapıyor. Diyor ki ya nasıl olsa bunlar birbirini görmemiş ya ustad. Ben en iyisi ben kendimi Sümmani yerine koyayım. Çıldır'a gideyim. Biraz da kendine bir iki öğrenmiş bir şeyler. Gideyim de ben Şenlik'le atışma yapayım diyor. Kalkıp yollara düşüyor geliyor, bahar zamanıdır. Çıldır'a geliyor, çırağı kim geliyor? Çavuş. Yani lakabı Çavuş'tur. Çavuş Çıldır'a geliyor. Çıldır'da Şenlik Baba da bir rivayete göre Sukara'ya gidiyor. Bir rivayete göre bir köye geliyor. İzini bulup Şenlik Baba'nın o köye gidiyor. Tam o arada köyde bunu görünce elinde saz filan. Ya kardeşim sen hoş geldin, beş geldin, nereden geliyorsun filan deyince... Ya ben Aşık Sümmani'yim deyince ona soran adamlar tuhaflaşır. Ula Aşık Sümmani buraya mı gelmiş? Ya
Allah'ın hikmetine bak, şenlik de burada. Bir düğünde. Ulan ne oldu, bunlar karşılaşacaklar diyor. Hemen bunu bir eve alıyorlar. Diyorlar gel seni şenliğin olduğu yere götür. Diyor yok. Ben bir yoldan geldim, istirahat edeyim. Sonra görüşürüz diyor. Şenlik Baba'ya haber götürüyorlar. Haber gönderiyorlar. Şenlik Baba. Aşık Şenlik. Summani Baba gelmiş. Biraz erken bu düğünü bitir de gel. Şenlik Baba şöyle onu rüyasında görmüş ya Allah dostu. Şöyle de kıbleye dönüyor, bir bakıyor şehadet bayramını alnına götürüyor. Bakıyor ki ola bu Summani değil. Önüne geliyor, görmüş rüyada. Diyor ki o diyor Summani değil ama siz gene ona Summani gibi hürmet edin. Ben de geliyorum. Şenlik Baba düğünü toyunu dağıtıyor. Geliyor, bakıyor ki Çırak Bey'le oturuyor. Selamın aleykümü, aleykümü selam diyor. Hoş geldin, beş geldin. Ben diyor Aşık Summani. Halbuki ne Summanisi? O da diyor ben de Aşık Şenlik. Hoş geldin, bir çay falan dedikten sonra Çırak o kadar hareketli ki, hararetli ki duramıyor yerinde. Hemen Baba Şenlik'le atışmaya girecek biliyor musun o arada? Bakıyor ki hemen sazını çıkarıyor kılıfından. Çırak ayar falan yapıyor. Şenlik Baba da yüzüne bakıyor bunun. Diyor ki Şenlik Usta bir sohbet edelim diyor ya. Ben çok uzaktan geldim. Ben Narman'dan geldim. Bir sohbet edelim diyor. O zaman işte Şenlik Baba gönlü kırılmasın diyor. Biliyorum bu yani Summani değil. Summani ismini veriyor ama açıyor. Diyor ki hadi bir tür sen bir ayak ver. Diyor yok ben buraların garibiyim. Sen diyor bir ayak ver ben peşinden geleyim. Çırak diyor ha bunu Summani, Şenlik Baba'ya. O zaman Şenlik Baba kılıfından sazını çıkarır. Çırak da karşısına geçer. Şimdi orada çok güzel bir türkü söyler ama lep değmez. Ben bunu sevgili Atalay'dan isteyeceğim. Çünkü divan sırası sende, söz sırası sende. Şenlik Baba oradaki o lep değmez. İstersen ağzına da bir şey koyabilir misin? Tabii. Var mı şeyin? Ha koy. Şimdi orada Şenlik Baba buna bir üç kıta söylüyor. Birinci kıtada söyle ben cevabını vereceğim sana ne diyor. Şimdi söyle birinci kıtada ama sen de diyak çırak ya işte şey benzetme yani çavuş. Şimdi aldın sazı duruyorsun Narman'dan geldin. Hadi bakalım Şenlik Baba ne diyecek çırak bunun karşısında ne yapacak buyurun. Kıymetli izleyicilerimiz sevgili kardeşim Atalay Usta'nın ağzına iyi bakın Şenlik Baba orada. Lep değmez diyor yani lep değmez. Orada bazı harfleri kullanmıyor. M'yi kullanmıyor. P'yi kullanmıyor. V'yi kullanmıyor. P'yi kullanmıyor evet buyur. Hadi bakalım. Gel seninle sayak indi kenzil arşı zikredek şiddetin şide kahrından akan yaşı zikredek ezel Allah neden neyi yarattı yedi kat yerden ileri geçen işi zikredeyim. Ezel Allah neden neyi yarattı yedi kat yerden ileri geçen işi zikredeyim. Allah Allah çırak şöyle bir yüzüne baktı Şenlik Baba'nın. Ulan buna nasıl cevap verecek? Bir sazın tınına vurdu ama yok ben bu işi yapamayacağım dedi içinden ama. Dedi ki Şenlik Usta bu biraz ağır geldi bana. Hele sen ikinci kıtayı da söyle ben bunun ikisine birden cevap vereceğim. Bakalım ikinci kıtayı ne dedi ama çırak da dinliyor aynı beni gibi. Ezele hey canın akrı hangi etin serdi rızkı cesetini yer nice
ne de arşın sırrı diye. Ezele hicenin akrı hangi yetin seridi, rızkı cesetini yer ne de arşın sırrı diye. Öyle iki cansız arasında canlı daşı zikredeyim, ah zikredeyim, zikredeyim. Birini atladın da şey der, önemli ağzında da zaten öyle kolay değil demek yani, iğne de var ya ağzında kıymetli diyeceğimiz. Çırak böyle bir baktı, iki cansız arasında tamam, canlı... Gel lan, tamam. Geldi mi akla? Geldi. Hani de bakalım o zaman, geçmesin. Diyelim, evet buyurun. Çünkü noksan olmasın. Çırak bakıyor, çırak dinliyor. Ama çırak baktı ki, ya bu benim yapacağım iş değil. O zaman söyle, onu tamamını söyleyelim o zaman, aklındaysa. Ezeleyi canın akrı hangi yetin seridi, rızkı cesetini yer neden arşın sırıdı. Ne dünyada ne cihanda ne de arşın sırıdı. İki cansız arasında canlı daşı zikredeyim, ah zikredeyim, zikredeyim. Şırak böyle döndü baktı, yanına da Summani gelmiş ya diyorlar. Köylülerde çırakın o topluma girince çırak bir sağa baktı, bir sola baktı. Ulan ben kötü yerde baltayı daşa vurdum dedi. Şenlik Baba bekliyor ki cevap vere. Bak verem dedi Şenlik Baba. Usta Şenlik, sen üçünü de söyle, üçüncü kıtayı ben o zaman cevap vereceğim. Ne yapsın, baktı çırak bunun altından kalkamam. Hadi üçüncüyü ne dedi? Şenlik der ezel Allah'a, ne geldi nihayeti, ne geçti ele Adna'dan, ne geldi şikayeti. Gel seninle sayak indi yasındaki ayeti, yazısı nice tenedi, haddin akşı zikredi. Gel seninle sayak indi yasındaki ayeti, yazısı nice tenedi, haddin akşı zikredeyim. Vay vay, çırak baktı dedi, ola ben buraya nereden geldim kış günü? Gel seninle sayak indi yasında hikayet, çırak ne bilsin? Çırağı ter bastı ne bastı? Biraz da söbe yanır ama millet çırağın yüzüne bakır, ola desene kardeş sen nasıl Müslümanısın? Hiç cevap veremedin deyince... Dedi ki vallahi abi ben diye biraz yoldan da gelmişim, vallahi biraz da yorgunum ama ben öyle bir ter bastı, böyle sıkıntıya girdim. Ama bunun için de cevabını vereceğim ha. Şenli Usta vereceğim de ben biraz havalim, çok terledim dedi çırak. O zaman havalim deyince sazını dile koydu. Dışarı çıktı. O zaman eskiden çok affedersin tuvaletler falan da dışarıda, ibriğini de aldı. Dışarı çıktı. Bir adam da onu bekliyor, içeri getire. Ama köylüler dedi ya bu ne biçim Summanıdır, bir kıta da söyleyemedi deyince ele ibriği de oraya bıraktı, sazı da oraya bıraktı, çırak alasmaladık. Çavuş gitti. Ula behlir behlir adam gelmiyor. Ya bu nereye gitti köy? Oradan affedersin köpekler havlıyor buradan. Çeperden atladı gitti. Zaten göz açığın biri. Aynı tilki. Tıp atladı oradan, atladı oradan, pıt kayboldu. Ondan sonra gidiyor bir kapıyı çalıyor. Kapıyı o köyde. Kapıyı çal diye ben Demirdağ Summanim Mumanim değil mi? Ben diyor Allah misafiri, uzun yoldan geliyorum, beni misafir eder misiniz? Çıldırın köyleri. Tabii ki etmeyiz. Buyurun içeri Allah. Hiç Demir benim başımdan bir olay geçti. Ondan da haber yok. Ele sabah gün doğmadan kahir çavuş yollara revan oluyor.
gidiyor Erzurum'a. Şimdi Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da Narman'a gidiyor. 15 gündür de piyasada yok. Narman'da baba Sımmani oturmuş kıymetli dostlar. Böyle büyük sobada soba yanıyor. Sımmani babanın yanında ehli insanlar oturmuş o muhabbet ediyor. Sımmani baba bilmiyor ki çırak benden habersi ne yaptı. Öyle bir de baktı ki çavuş geldi. Çavuş, ula gel buraya. Çavuş geldi. Buyur usta. Çavuş sen neredesin? Dedi usta ben büyük bir hata ettim. Allah Allah hayırdır ne yaptın? Usta ben utanırım demeye. Çok büyük bir hata yaptım. Ne yaptın yavrum söyle. Vallahi ben senden habersiz çıldıra gittim. E gidebilirsin. Sazımla birlikte edebilirsin. Ama usta ben Sımmani olarak çıldıra gittim. Yok ya. Hem de şenliğiyle karşılaştım. Çıldırlaşık şenliğiyle. Allah Allah dedi. Vallahi usta bana öyle bir üç kıta bir şey dedi. Ben düşündüm bunun altından çıkamadım. Sazı da orada bıraktım kaçtım. Şimdi sen diğer bir yönde kaçak koyur. Kaçacak kahveden kaçacak da. Belki Sımmani baba kızar diye. Şimdi sen git adını kurtar orada. Herkes diyor ki Sımmani şenlik yendi. Sımmani de kaçtı gitti. İster git ister gitme dedi kapıya kaçtı. Ya Sımmani babayı çöktü bir şey. Olan dedi hala işe bak. Çavuş Allah seni iyisin dedi. Bahar zamanıdır. Bahar zamanı gelmiş. Sımmani baba o zaman biliyorsunuz 43 sene düşman istilasında kalan o Karakurt'tan bu tarafa pasaportla geçiliyor. Erzurum tarafına pasaport geçilmiyor. Sımmani baba pasaportu çıkarsın ve düşünüyor gidem mi gitmeyeyim mi? Onu ne yapalım? Mahmut kardeş bir türkü söyle ondan sonra bile gidelim. Hele Bahar Çıldır'a gelecek mi? Adını kurtaracak mı? Orada gitti dedi ben Sımmani diyeyim sazı bıraktı geldi. Adam başını iş açtı. Bakalım ne olacak buyur. Dervele vezir sana ey men malvat eyli buna uhallı şah babama diyar san aylalam diyar san aylalam diyar san aylalır diyar açtın mutfak hanan ettin kalmaga arz eylesin devletin var diyar sen aylalam diyar sen vezir can diyar sen aylalam diyar yarı gördüm ey gene gönlüm hoş oldu yar elinde dolu badem boş oyuldun aylalam boş oyuldun ay vezir boş oyuldun Zöhre hanım ey hayalimde düş oldu gülan azın mah cemalim diyer sen aylalam diyer sen vezir can diyar, sen aylalam diyar. Zöhre hanım ey hayalimde düş oldu. Gülen azın mah cemalim diyar, sen aylalam diyar, sen vezir can diyar, sen aylalam diyar. Bu bir hikayedir ey tedbir yazda 154 kıta hala sözümden aylalam sözümden aylalam sözümden aylalam sözümden aylalam sözümden
tarih 1299'da Gülşenliğin vesvi halin diye sen vaylalam diyer, sen vezircan diyer, sen aylalam diyer. Tarih 1299'da Gülşenliğin vesvi halin diyer, sen aylalam diyer, sen vezircan diyer, sen aylalam diyer. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi bizim orada telefon numaraları var. Siz burayı arıyorsunuz biliyorum. Çok yoğun bir trafik yukarı geliyor ama biz içeriye bağlantı yapamıyorlar buranın. Daha kurulmamış bir anlaşma olacak. SMS de alamıyoruz. Onun için bize de sitem ediyorsunuz ama inşallah olacak. Efendim şimdi Şenli Baba'ya gitti. Çavuş dedi git, ister adın kurtar ister kurtarma desin. Çavuş pardon Summani Baba'ya. Summani Baba düşünme de olsun. Ufak bir reklam arası verelim. Ondan sonra bakalım Summani Baba çıldıra gelecek mi? Gelmeyecek mi? Olur mu usta? Tabii. Evet. Reklamlardan sonra devam edecek. Olimpist. Efendim kıymetli izleyicilerimiz, programımız hızıyla devam ediyor. Summani Baba düşünmekte olsun ama değerli ustadan hemen bir türkü alalım. Onun mukabilinde bu istekler var. Bunları da okuyacağım. Sizin de programlarınız falan vardır evet, sanıyorum. Evet. Hemen anons edelim, güzel müjdeler olsun. Tüm ekranları başında olan izleyicilerimize, herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Ayın 28'inde haftaya cumartesi günü Kars Ardahan Iğdır Derneği'nin Kaz Gecesi var. Harika. Eğilimli olan herkesi bu geceye davet ediyoruz. Herkes biraz eğilim göstersin. Maddi açıdan değil de şöyle manevi açıdan toplum olalım. Birlik beraberlik olalım. Görsünler herkes. Tekrar yer diyorum. Yer nerede? Yer. Yer Altınşehir Şahintepe Mahallesi Karagöz Düğün Salonu. Altınşehir'de. Altınşehir'de. Ayrıyeten bize böyle destek veren sponsorumuz olan 3K Emlak Nevzat Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yine buradan köyüme selamlar olsun. Annemi ellerinden öpüyorum. İzliyorlar bizi. İzliyorlar, kilitlenmişler, izliyorlar. Herkese saygılar, selamlar. Tüm izleyenlere selam olsun. Selam olsun. Ben de çok özür diliyorum. Lafını kestim. Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanı'na, yönetimine buradan selamlarımı gönderiyorum. Gerçek güzel bir laf dediniz. Birlik güzeldir. Tam birlik olmanın zamanıdır. Bütün dostlarımız orada olsunlar. Bir böyle burada bir Kars Ardahan Iğdır görünsün değil mi böyle bir? Evet. Onu evet. Böyle bir görsünler böyle birliği. Buradan sevgili başkanım ismi ne? İhsan Yılmaz. İhsan Bey'e ve bütün yönetime de selam olsun. Buyurun. Eyvallah. Sağ ol. Çok Aladon isteği var. Bir istersen Aladon'u okuyayım. Şunu al mikrofonu oku. Oku, ben de öyle Erzurum'a doğru gideceğim. Evet. Çok yalvardım bizim elde kalmadın. Diyet gurbet elde boy galala donluyum. Beğen verdin beni de verdin hor ya da. Olup sana dana boy yarala donluyum. Beğen verdin beni verdin hor ya da. Olum sana dana boy yarala dolu. Müzik
yapağın akar. Yokluk başa geçer evini yıkar. Al yanak solan da boy sana kim bakar. O zaman değmezsen oy pulala dolmuş. Al yanak solan da boy sana kim bakar. O zaman değmezsen oy pulala dolmuş. Anadolu mu nedir o? Aladonlum. Aladonlu. Aladonlu. Evet. Oo. Aladonlu. Erin ölsün mi diyor, bir şey diyor ola orada. Erin ölsün diyor, evet. Sonunda diyor ki Erin öler dul kalarsın yani. O ha, zaman işte kalarsan anladım. Dul Aladonlum. Aladonlum. Ve Aladon. Biz don. Aladon. Şimdi geçen de Eynettin abi var ya, biz izliyorum bilmiyorum. Eşmepınar köyünden hanımı vefat etmiş. 3 aydır. Evet. Öyle garip garip geldi geçen bizim orada televizyonda. Ya dedim abi sen niye garip duruyorsun filan. Dedi ay Yener Bey, ben sana bir şey dedim. Bir adam bir adama karış etmesin. Karış ederken ne isim biliyorsun? Desin ay senin karın ölsün erin. Yani arvadın ölsün. Arvat öldü, iş bitti, daha başa karışa gerek yok dedi. Şimdi sen de onu deyince aklıma geldi. Evet. Buradan selam gönderiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu programlarımızın tekrarı hemen yarın sabah inşallah izlersiniz. YouTube'u da tekrarlarını izleyeceksiniz. Bu programın tekrarları, hem Vatan TV'deki programların tekrarı, hem Meltem TV'deki sarı tellerin tekrarı yarın YouTube'dan kaçıranlar için. Tekrarını izlemek isteyenler YouTube'dan izleyebilirler. Yarınki tarihi yazarlar, Meltem Televizyonu TV sarı tel yazdığımı çıkar. Şimdi bunu böyle beyan ettikten sonra bizim İbrahim Çiftçi var biliyorsunuz. Ben hemen Erzurum'a gideceğim. Öyle hızlı anlatayım da. Sumani Baba bakayım öyle düşünüyor. Gelecek mi gelmeyecek mi? Ama İbrahim Çiftçi'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Ve ayrıyeten biz bu Şenli Baba'nın hayatını başlarken birinci bölümde gençler bizi çok aradılar. Gerçekten çok aradılar. İnşallah burada 150 kişilikte bir gençleri konuk alacağız. Şenli Baba'nın yine karşılaşmalarından, hayatından onları anlatacağız. Ve Sinan Kalaçay diye bir kardeşim var. Hem yazar, gazeteci. Ona da buradan selam olsun. Paşa amca da bizi izliyormuş. Ben ellerinden öpüyorum. Sevgili Sinancığım, artık top sizde. Bu gençleri bana çok telefon açıyorlar. Ben de size yönlendiriyorum. İnşallah güzel bir program yapacağız. Hatta
bir program da yine gençlerle birlikte Sumani Baba, Şenli Baba ile İzani'yi Ardahan'da karşılaşmasını yapacağız inşallah, Allah nasip ederse. Ama dur bakalım ki hele şey geliyor mu? İstekleriniz var, okuyacağım burada. Bakalım ki Sumani Baba Çıldır'a gelecek mi? Bir onu geçelim, ondan sonra da bunları okuyalım. Kıymetli izleyicilerimiz, Çavuş gitti Sumani Baba'ya. Dedi git adını kurtar, sazım orada koydum geldim. Sumani Baba gitti pasaportunu çıkardı. Revan oldu. Nereye revan oldu biliyor musunuz? Sumani Baba Kars, Kars'tan da Çıldır'a. Tam bahar zamanıdır. Çıldır'a geldi, sordu, sual etti. Nereye? Suharayı. Yani Şenli Baba'nın doğduğu köyü. Geldi köye, akşam üzeridir böyle karanlık çökmek üzere. Allah'ın hikmeti. O zaman da Şenli Baba bir düğündedir, çalıp söylüyor. Ve başı sarıklı, bir de yanına bir arkadaşını aldı. İkisi bir geldiler. Başı sarıklı geldiler, evet. Orada dediler ki, efendim Şenli'nin evi neresidir? Tarif ettiler, gitti kapıyı çaldı. O zaman sanıyorum Kasım Dede yahut da diğer oğlu veyahut da evden birisi çıktı. Buyurun. Dedi ki vallahi biz nereden geliyoruz? Artvin'den geliyoruz. Biz hocayız. Ve akşam da oldu, karanlık da çöktü. Demiyor ki ben Sunmani'yim. Akşam oldu, karanlık çöktü. Bir de burada Aşık Şenlik varmış, çok ehli dil. Bizi misafir ederseniz hem de Aşık Şenlik'i görmüş olalım der. Allah misafiri. Hemen Şenli Baba'nın evinin kapısı açıldı. Hemen konuklar içeri alındı. Kasım Dede'ye o zaman hemen haber yolladılar. Git Şenli'ye söyleyin, Şenlik çabuk toyu bitirsin gelsin. İki tane hoca misafirimiz var. Nereden? Artvin'den. Neyin hocası? Sumani Baba. Gitti. Şenlik Baba böyle düğünde saç çalarken çocuk böyle kapıdan içeri yaklaştı. İşaret edince dedi ona evde bir iş var. Yaklaştı. Buyur yavrum. Dedi ki baba iki tane misafirimiz gelmiş. Bu iki misafir de Artvin'den gelmiş hocadır. Evden dediler ki biraz programını erken bitirsin de misafirlerimiz evde Şenlik Aşık Şenli'yi beklerler. Tamam dedi yavrum dedi. Dur dedi. Şöyle bir gitti. Geri geldi. Şehadet parmağını alnına koydu. Ay bak hay. Sumani Baba'nın Allah dostu. Sumani Baba'nın o zaman onun önüne geldi. Hayal önüne geldi. Ulan çocuğa dedi gel buraya gel. Ulan dedi oğlum. O dedi ne hocadır onlar. Ne molladır, ne hocadır, ne de... O öz ve öz biri Sumani'dir. Erzurumlu Aşık Sumani'dir. Amandır gidin. Hürmette kusur etmeyin. Sobayı yakın, çayını verin, kahvesini verin, yemekleri yapın. Ben de toy bitirip hemen geliyorum. Bunlar geldiler. Aman kimseye de haber etmeyin. Bir uçuk damımız var. Millet tökülür başımıza. Evi de başımıza yıkarlar. Dedi. Çocuk geri geldi. El bağladı. İzah etti. Ya bu Sumani Baba'ymış filan. Yok dedi. Hemen Şenli Baba geldi. Şenli Baba geldi. Gelir gelmez çocuğu çağırdı. Yavrum gel buraya. Ben dedi o çırak var ya çırak. Sazını bıraktı gitti ya. Şimdi ben o çırağın sazını getireceğim o misafire. Ben yemekten sonra getir misafire ver. Dedi. Eğer o Sumani ise sazı alacak. Sumani değilse de bağırıp çağıracak. Bu nedir filan diyecek hoca ya. Yemekler yenildi. Dostlar fazla uzatmıyorum. Yemekler yenildikten sonra... Çaylar gelince çocuk yükün üstünden yani yük terekten sazını indirdi. Getirdi sazı Sumani Baba'nın eline verdi. Sumani Baba böyle aldı. Bu nedir filan dedi filan. Vallahi çocuk geri çekildi el pençe. Şenli Baba böyle geri çekilince Sumani Baba aldı. Baktı ki ha burada bir iş var. Halen Şenli Baba'ya demiyor ki ben Sumani'yim. İşte o zaman sazın akortunu yapmadı olsun. Şenli Baba da sazın akortunu yaptı. Ve bunlar karşılaşmaya başlayacaklar. Kıymetli dostlar, ilk karşılaşma budur. Şimdi sözler o kadar önemlidir ki. Sözlerin bir kelimesinde bir mana vardır. Bugün kolay değildir. Aşık Sumani Baba ile Şenlik Baba karşı karşıya gelmiş ilk defa. Şimdi Sumani Baba sazının ayarını, akortunu yapsın. Şenli Baba buna karşılık verecek. Ama sözlere çok dikkat etmek gerekir. Öyle bir sözlerle birbirine yumuşaktan giriyorlar ki biz olsak hele hemen carman carman gideriz. Sumani Baba ilk sözü alır.
Yani Summani Baba diyecek ki ha, ya şenlik sen misin diyecek. Hadi bakalım Summani Baba ne dedi? Biz de onun vekaletini söyleyek. Var olun, sağ olun diyoruz. İmran lisanıyla mücevher saçan ehli dişeliyim sen misin kardeş? Mahrip'ten marş ve beyan be beyan alemde ürüşen gün müsen kardeş? Mahrip'ten marş ve beyan be beyan alemden ürüşen gün mü sen kardeş? Alır baba şenlik. Yar yare Mevlam böyle buyurmuş, sancağın armanda dalmışsın kardeş. Kar köşe sen devredip sen alemi, melekler safında bulmuşsun kardeş. Kar köşe sen devredip sen alemi, melekler safında kul bulsan kardeş. Aldısın Mani Baba. Sinem müzeyendir gevher dükkanı, Lazılar cığnanı mücevher kanı. Bir görenler birden arzular seni, can içinde eşirin can mısın kardeş? Bir görenler birden arzular seni, can içinde eşirin can mısın kardeş? Alır baba şenlik. Yar yare Elvanlı bağında bülbüller öter, edebin erkanı Yakub'u Ahmet. Bizi arırmasın o pervidigar, Sinen sermez seli gül müsen kardeş? Bizi ayırmasın o pervidigar, Leyli 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 yar Leyli. Sinen sermez seli gül müsen kardeş? Summan hizmet eder gefer satana, ben de geldim kardeş sizin vatana. Lütfin Han'a benzer hükmün sultana, bu çıldır elinde can mısın kardeş? Lütfin Han'a benzer hükmün sultana, bu çıldır elinde can mısın kardeş? Alır şenlik baba, son sözlerini ne söyler?
yar yare. Güzergahda bülbül dalı güllerin, ben şenliğe dost görünür ellerin. Hem arif sen irfan söyler dillerin, seyri safi içinde denmişsen kardeş. Hem arif sen irfan söyler dillerin, dillerin seyri safi içinde denmişsen kardeş. Evet kıymetli gönül dostları, işte iki büyük ustanın karşılaşması böyle yürekten kalpten. Anladılar ki Atalay Usta, Mahmut kardeş anlaşıldı. Ne anlaşıldı biliyor musun? Olan işte ikisi de sonunda tavşırdı. Bu Summani'dir. Ha deyince hemen oradakiler oraya buraya habere koştular. Ula bir gelin Summani. Gelmiş Şenli'nin evinde. Yataktan kalkan kaçtı. Bu büyük üstadlar karşıya gelmiş. Öyle Atalay'la Yener karşı karşıya gelmemiş ki. Nur içinde yatsın o büyük üstadlar. Bunları söyledikten sonra ve köylü bütün toplandı gece. Evinden kalkıp gelmekte olsunlar. Kadınlar bir şeyin arkasına dolsunlar. Ve işte dostlar burada birbirlerine sen misin kardeş dedi. Öyle mi? Ehli dil kardeşim sen misin diyor ama hele bundan sonra söz kimde olacak? Şenlik Baba'da bakalım ki Şenlik Baba bir divanla Subbanı Baba'yı nasıl bir yoklama yapacak? O da ona karşılık ne verecek? Ama sevgili Mahmud'um senden bir türkü alalım. Ondan sonra öyle gidelim olmaz mı? Canımsın benim. Evet buyurun. Abi siz rahmetli Şenli Baba'yı anlatıyorsunuz. Evet. Ben de Şenli Baba'nın divanını okudum. Şimdi yoğun bir istek var. Bizim saygıdeğer uzanımız Mehmet Oktay abinin. Ha Mehmetlere de selam evet, olsun. Mehmet Oktay'a tabi. Köydeki bütün aşklara selam köydeki olsun. Yavuz tüm, var bir de bizim değil mi? Çok Harun Koca, aşık. Tunay Aksu. Hepsine. Hepsine selamlar sunuyorum. Niye gittin İstanbul'a bizim köy? Mehmet Oktay'ın değil mi bu? Mehmet abi. Ha, niye çaresizlik geldi ama Mehmet Can iyi yazmışsın. Hele diye bakalım. İstanbul'dakilere yoğun istek var buna. Ben de onlara armağan ediyorum istek olanlara. Buyur, buyur canım benim. Kardeşten aralı kaldı. Niye gittin İstanbul'a bizim köy? Hasretin yürekte yaralı kaldı. Niye gittin gurbet ele bizim köy? Bizim köy, bizim köy, bizim köy. Niye gittin gurbet ele bizim köy? Her sabah erkenden ağlar analar, viraneye döndü köyde hanalar. Azrail bir gurbet her gün can alar. Niye gittin İstanbul'a bizim köy? Bizim köy, bizim köy, bizim köy. Niye gittin gurbet ele bizim köy? Her
kalkan İstanbul yolunu tuttum. Ananın gözünden evladın gitti. Nasip mi tükendi, kısmet mi bitti? Niye gittin İstanbul'a bizim köy? Bizim köy, bizim köy, bizim köy. Niye gittin gurbet ile bizim köy? Aşığı toylardan aral kaldı. Sazları duvardan asılı kaldı. Mehmet İstanbul'a küsülü kaldı. Niye gittin İstanbul'a bizim köy? Bizim köy, bizim köy, bizim köy. Niye gittin gurbetine bizim köy? Mehmet İstanbul'a küsülü kaldı. Niye gittin gurbetine bizim köy? Bizim köy, bizim köy, bizim köy. Niye gittin İstanbul'a bizim köy? Sevgili Mehmet Bey'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Vallahi Mehmetciğim güzel demişsin de o buraya gelenler de keyfinden gelmedi. Onu da diyek sana çünkü. Mecburdu. Evet. Mesela bizim 3 tarlamız vardı. 7 kardeşlik. Şimdi gel 3'ü 7'ye böl bakayım Mehmetcan. Nasıl böleceksin? 6 değil ki yarı yarı düşe. 7'ye böldüm o da olmuyor. Yani öyleydi. Bu böyle oldu. Hemen şunları okuyacağım. Bir saniye canım benim. Efendim Fransa'dan Burhan Özbey Bey aramış. Buradan selamlarını göndermiş. Size de selam göndermişler sağ olsun. Bizim arkadaşımızı oraya almışlar. Yukarıdan bunlar aramışlar. Yine haftaya konuklarımız Musa Erdener, İslam Erdener'in oğlu biliyorsun değil mi? İslam dedenin Allah mekanı cennet etsin. Ankara'dadır, buradan ona da selam. Selam ölüyoruz, evet. Bir de Türker Selçuk kardeşim var, bizim genç bir aşığımız. Bugün bu haftada İbrahim Çiftçi onları yazmış buraya. Demek ki liste ondadır. Efendim Kars'tan Yakup Bey bizi izliyormuşlar. Kars Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yıldız Bey. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Ferit Bey'e selamları gönderiyoruz. Ve Kars Belediye Başkanı'na buradan sevgili Murtaza Karaçanta Bey'e buradan selamlar gönderiyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben şimdi Kars demişken çok özür diliyorum. Ya en zor nedir biliyor musunuz? Bak burada bir kar yağdı. 3 gün yola çıkamadılar. Ya o belediyeler ne yapsınlar Kars'ta? 2 metre doğuda kar vardır. Allah onlardan razı olsun ki o kadar hizmet ediyorlar. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Doğru mu diyorum? Evet. Hele İstanbul'da bir ya da 3 gün okullar tatil oldu. Dışarıda çıkma yasak. Onların işi orada zor kışın. Efendim yine buradan selam gönderdik. Sinan Kalaçay izliyormuş. İbrahim Çiftçi izliyormuş. Selamlar. Sinan Kalaçay'ın dedesi Paşa amca bizi izliyormuş. Selamlar olsun. Ve ayrıyeten Hamza Bektamur Ankara'dan izliyormuşlar. Efendim buradan selam gönderiyoruz. Kendisi de siyasete atılmış. Ardağ milletvekili aday adayı. Buradan sevgili Hamza Bektemir'in yolu açık olsun diyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Coşkun hanımı ve çocukları bizi izliyormuşlar. Değerli iş adamımız ona da buradan selamlar olsun sevgili Ahmet Coşkun'a. Ardağ'dan Suna Karataş bizi izliyormuş selam olsun. Naci Onur bizi izliyormuş selam olsun. Bir de burası çok önemli size selamları var. Şenli Baba'nın Antalya'da bir torunu varmış. Meyhan'ın Şenlikoğlu. Yaşlı biri neymiş Şenli Baba'nın torunu. Bunlar ailece bizi izliyormuşlar. Ellerinden öpüyorum sevgili Meyhan'ım ablacığım. Biz Meyhan'ım diye. Meyhan'ım da Meyhan'ım ablacığım. Bizi yaşlı haliyle izliyormuş. Televizyonun ta içine kadar giriyormuş. Geçen de anlattığımız Nuru'nun hikayesinde çok hüzünlenmiş, ağlamış. Ellerinden öpüyorum. Reklamlardan sonra Şenli Baba'yla yine Sumani Baba'nın en zor karşılaşmalarından birini yapmaya çalışacağım. Ufacık bir reklam. Reklamlardan sonra devam edecek. Olimpist. Kıymetli izleyicilerimiz programımız hemen devam ediyor. Sevgili Mahmut kardeşimden hemen bir türkü alalım. Ondan sonra da burada yine bir istekler var. Onları da okuyalım. Telefonlar kapan, kilitlendi yani kusura bakmayın ama ne yapacaksın? İnşallah
canlı telefon bağlantısı da alacağız. SMS'leriz de alacağız. Ama Şenli Baba ile Sunmani Baba'nın atışması orada kaldı. Köyler yataktan kalkan Şenli Baba'nın evine gitmekte olsunlar. Hemen türküden sonra devam edeceğiz. Atışmanın en zor yerine geliyoruz. Derbeler istirem gidem ayol sizin ellerden. Gönül bu vatana dal çekebilmez eğer ceyranı. Bülbül her dam çekir gülüm kahrını. Çeşebilmez ey gül çeşebilmez ey. Ay yeri 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 dağlar lanası kadar ben alayım göyce balayı. Koş geçinler bana döylet var olsa zerre can elimden ıhtıdar olsa. Bir yiğidin ey bahtözüne yar olsa. Yığılsan ayak el çekebilmez ey. El çekebilmez ey. Ay yer 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 şamama güzel getirdin ömrümü tamam ay göz ayağla terle yambala. Ah düştün ey yol bana, vatan bana, ulus bana, el bana. Çarkı felah verif derdi bol bana. Mühlense yüz kat atar fil çekebilmez ey fil çekebilmez. Çarkı felah verir derdi bol bana. Mühlense yüz katar fil çekebilmez ey fil çekebilmez ey. Ay yer 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 şamama güzel getirdin ömrümü tamam ay göz ayağla terlayım balayım. Eyvallah, eyvallah, yüreğine sağlık. El Esker'den okudun, ele nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Evet üstad, bunun üzerine siz ne okuyacaksınız? Sonra da ben bir sufaraya gideceğim. Sufaraya gitmem lazım. Çünkü orada bir kargaşa var.
İbrahim Çipçi'nin bir isteği var. Özellikle istedi. Ha, İbrahim. Bunu da okuyayım kardeşime. Ha, dur bakalım bir saniye. Şah sana müjdeler olsun. Ha, o güzel. Latif Şah'ın hikayesinde olan. O da yine Şenli Baba'nın hikayesi değil evet, mi? Evet. İbrahim Çipçi, Fatma Gülen, Azer Nas, Hülya Yılmaz, Sabahattin, Kapnur, Hikmet, Göktaş, Atilla, Seher, Erdem. Bunlar da bizi izlemişler. Bizim herhalde Sarıtel'le ilgili mesaj atıyorlar. Sarıtel hayranları var. Kıymetli izleyicilerimiz programlarımızın hem Yener Yılmazoğlu Sarıtel diye YouTube'da bir özel adres açılmış. Furkan kardeşim sağ olsun Ankara'dan buradan selam gönderiyorum. Hem de bu programların tekrarını YouTube'dan hem Vatan Televizyonu'ndaki programların hem de Meltem Televizyonu'ndaki Sarı Tel programı tekrarını nerede izlersiniz? YouTube'dan hemen yarın bakabilirsiniz. Yener Bey bu arada Iğdır Aralık'tan kilitlenmiş telefonlar diyor. Düşürebilmiyoruz. Zabıta arkadaşım Mikail var. Bize de selam olsun. Evet, şimdi telefon etti bir reklamlarda benimle konuştu. Sizlere de selamı var ve aleyküm bizden selam. De ona, yanındaki arkadaşına, tüm bizi izleyen herkese selam olsun Iğdır Aralık'a da. Canımsın. Şah sana müjdeler olsun, yüreğe koydum düğünü. Başıma peyle kurerdi, gördün mü olmaz oyunu. Başıma peyle kurerdi, şahmar tilki yiyemez aslan payını. Seni teki şahmar tilki yiyemez aslan payını. Esme Khan'a etti kemendi. Gidem Hindistan'a indi, tutayım Esme'nin toyunu. Gidem Hindistan'a indi, tutayım Esme'nin toyunu. Var ol atım benim, var ol. Eyvallah. Atım ya, sen çok değerlisin ya. Vallahi billahi seviyorum seni. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi, Allah razı olsun. Mahmud'um tabii bizim aramızda çok şeylerimiz geçmiş Mahmutcan. Bu emir geldi geçti. Evet kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli gönül dostları. Ne dedik Sumani Baba'yla? O büyük ustalar Şenli Baba. Şenli Baba'nın evinde İlk defa karşı karşıya geldiler ama güzel sohbetle birbirlerini bir yoklama ettiler. Farkındaysanız oradaki ilk açılışı Sumani Baba yaptığı için de Sumani Baba kendi havasıyla yaptı onu. Ama şimdi Şenli Baba
Dedi ki hele şöyle bir ben de bir sımani bir, ufaktan bir yoklayayım. Ufak dediğinde vay 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 ne ufağı. Neler soruyorlar. 32 farza, 5 vakite, yere, göğe her taraftan ufaktan bir soruyor. Bak koca Sımmani Baba ona nasıl karşılık veriyor. Kıymetli izleyicilerimiz bunları dinlemek, bunları anlatmak gerçekten tabii bizim için onurdur da ama keşke eski günler olaydı. Benim bu son klibim var ya keşke o günler olaydı. Eski günler olaydı da köy ahırları olaydı. O köy odaları olaydı. Bunları anlatacaktın. Böyle canı gönülden dinleyecektik. Şimdi ne yapalım? İki büyük üstad karşı karşıya geldiler. Ve köydeki gece haber oldu. Bütün millet kalkıyor evinden geliyorlar. Pijamayla geliyorlar. Yahu kolay mı Sımmani Sukaraya gelmiş diyorlar. Karşılaşıyorlar bunlar. Bir yandan da bunların atışmaları yazılıyor. Oturdular tamam. Sımmani ile Şenlik karşı karşıya geldi. Bakalım Şenlik Baba orada bir ayak açıyor Sımmani Baba'ya. Sımmani Baba şöyle bir yokluyor ama bunu Çıldır Divanı ile yapalım. Çıldır Divanı ile bakalım. Ne diyor vekaleten bir söyleyelim. Efendim ustalar nur içinde yatsınlar diyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Sekizinden arzum vardır, dokuzana var hemen. Beş benim ki spikarımdı, dörde kıldım temena. İkiye muhabbetim var, yalvarıram bir emeğe. İkiye muhabbetim var, yalvarıram deme. Evet Şenli Baba derinlere dalıyordu. Babasın bana karşılık verecek bakalım ne diyordu he. Yar aman ey aman ey aman ey aman ey aman ey. Elestü benzinden geldim hak ile ikrar amel. Hamdolsun hamdu sana ya düşmedim inkar amel. Adamı kamil eyleyen Arif ile irfanmış. Yan için can fedan etmeyin böyle bir hünkâr emeğen. Yanice can fedan etmem böyle bir hünkâr emeğen. Aldı Şenlik Baba. Yar aman 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 ey. 32 derdim vardır kız 8 cuman ile. 366 burcum 12 sahran ile. Çardır mezhep çardır kitap çar gönül sevdan ile. Tasdikini ikrar eyledim, düşmedim inkar ameye. Tasdikini ikrar eyledim,
düşmedim inkarame. Alırsın Mali Baba, verir cevabını bakalım ne diyordu. Otuz iki farz beyandır, 48 cuman ile 366 gündür, mahi bir senen ile okuyu bezber eyledin, ilim ile imla ile ta ezelden ben dolmuşam. Böyle bir pünhana beyen, ta ezelde yenen dolmuşam. Böyle bir pünhana beyen. Yar eman 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 eman. 54 babın içinde demin var devranın var. 70.000 hicab içinde bir şahı hubanın var. 6.660 derdimin dermanı var. Şenliyem şeş hesabıyla yar oldum o yarameye. Şenliyem şeş hesabıyla yar oldum o yarameye. Alırsın Mali Baba, son sözlerin cevabını veriyordu. Yar eman 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 eman. 54 bab içinde bildim ayet ben ayet. 70.000 hicab içinde Habibim Nur Ahmet. 6.660 ayeti bebe ayet. Sümmaniyem gulam oldum böyle bir hünkârameye. Sümmaniyem gulam oldum böyle bir hünkârameye. Evet. Ağzına sağlık, eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi hocam, o büyük üstadların ağzından çıkan kelimeleri görüyor muyuz? Evet. Ve biri soruyor, üstü kapalı, kalp gönül kırmadan derine dalıyor, ötesi cevap veriyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bunu burada bugünlük bırakalım. Çünkü atışmalarımız falan da var. Önümüzdeki hafta iki usta daha bir derine dalacaklar. Yani iki usta şimdi divanlarında okudular. Bir on birliğiyle birbirlerine, sen misin ustaş Sunmani, sen misin şenlik dediler. Sonra divanlarında okudular, birbirine ufak bir yoklama çektiler. Ama önümüzdeki hafta aman kaçırmayın. Arştan, küçten, yerden, gökten birbirlerine bir girecekler. Ne yapsınlar? Önümüzdeki haftaya kadar Sukara'da baba şenliğin evinde bunlar atışmaya devam etsinler. Önümüzdeki hafta onlardan içerisinden yine atışmalar sunacağız. Ve ondan sonra Zülali Baba'ya geçeceğiz. Zülal Baba'yı da anlatacağız diyoruz. Hocam şimdi hazır sıra, şöyle bir atışmak istiyor canın. Öyle bakırsın bana. Öyle bakmak var, istemekten kötüdür. Var. Sen istesen madem yener. Aşıklık geleneği, kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli olsun gönül dostları. Ben şunu her zaman söylüyorum. Yeni yetişen çıraklarımız, değerli kardeşlerimiz için demiyorum bunu. Tabii yetiştiğin bir insan hemen doğduğu zaman değil, Sunmanı şenlik
olması mümkün değil. Bunlar ne oluyor? Yavaş yavaş oluyor. Biz hemen saz elimizle atışma mı yaptık? Yok. Ama şunu söylüyorum. Aşık denildiği zaman aşık ilk akla gelen aşık irticaren söylemektir. Yürekten söylemektir. Yani o en zor iştir. Aşıklık odur. Ozan yazar. Ozan yazar, önüme koyarım. Bura uymadı, burayı bir daha değişir, bir daha yazarım. Sonra da ezber edir, okurum. Doğru mu? Şair zaten yazar sadece. İşte aşık, aşık işte bunun hep üstündedir. Aşık ne yapıyor? O anda doğaçlama okuyor. İçinden geliyor. On birli ise on birli. Yedili ise yedili. Sekizli ise sekizli. On beş ise on beşli. Hele en zor da ağza koy, iğne koyma. Keşke bir iğne koysak mı ağza? Bir de ağza koyacak. Ağza iğne koymak ne biliyor musunuz? İğneyi koydun, eniş aşağı o tüylü bir kamyon gelir. Dağdan aşağı, freni de patlak. İğne de ağzında. Yani o kadar zordur o da ha. Durarsa durdu, durmasa tepesine yapar. Evet, buyur. Benim de bir sazıma bir düzen verin. Kurban size olsun ha. Sen mi açıyorsun, ben mi açayım? Sen aç. Sen aç, evet. Ben bakayım. Biraz 15'li dedim biraz. Kapiyeli olsun o zaman. Nasıl? 15'li dedim o zaman. Biraz kapiyeli olsun ayağımız. Yok ya, sen ne açarsan. Bak şimdi. Divan açmana gerek yok. Ayak aç yani. Önemli değil şimdi. Divan zaten okuduk. Bundan önce Şen İkbal'ın divanı vardı. Ondan önce de okudun. Şimdi hep divan divan olmaz da başka. Ayak açıyorum. Ayak aç. 15'li dedim de 15'li mi açacağım? Başka olacak. Çok oldu yani. 3-4 tane divan tamam, oldu. Tamam. Böyle bizim havalardan aç böyle. Ben aç. Böyle yani böyle bizim havalara gider. Zaten oradayız daha. Buyur ben gelirim o zaman. Hayır kardeş açsana. Canım kardeşim, sen bizim ellerden iyi güle benzersin. Ne kadar yakınım desen inanma, ne kadar yakınsam desen inanma. Biraz kenarda da ele benzersin, ele benzersin. Diğer bela ne güzel söyledin ey kurban olduğum, kovana benzersin bela bala benzersin. Beni sen burada neden el eyledin, yağmura benzersin, sele benzersin, sele benzersin. Seninle biz vallahi ey baba dostuyu, yağmura benzersin ay sele benzersin. Anladım kardeşim, dolusan dolu, hem karsan hem de boran hem de dolu. Mekanın zaten çıldırdır o bizim eli, o çıldır elinde göle benzersin, göle benzersin. O çıldır elinde leyli 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 leyli. Göle benzersin, göle benzersin. Müzik
Bir baksana kardeş ey bele çağlarda, yeşil yapraklı ey bele bada bağlarda ey. Bizim yaylalardan ay kardeş, bizim dağlarda laleye benzersin belen ey. Ala benzersin, ala benzersin. Bizim yaylalarda ey, bizim dağlarda laleye benzersin, ala benzersin. Yaylalar güzeldir, soğuk sulardan içek. Yayla çok güzeldi, soğuk sulardan içek. Anamız başına bağlardı beyaz ağlayacak, beyaz ağlayacak. Gülden rengini aldın ay canım, ay canım, sümbülden çiçek. O güzel biten de güle benzersin, güle benzersin. Diğer bele kardeşim ne söylersen burada sen bele söyleye. Ara sıra ey kervanın sarı telden eyle. Olmaz ama bunda değil. Ben Mecnun misalın ey sende bir Leyla. Kerem'e benzersin, küle benzersin, küle benzersin. Allah senden de Leyli olmaz ama da ile geldi. Atalay söyledi sözünü bele. Atalay söyledi sözünü bele. Herkes kurban olsun ey çiçeğe güle. Mecnun Leyla'sını aramak için ay balam, bak nereye düşürdün o gurbet eyle. Mecnun'un Leyla gibi çöle benzersin, çöle benzersin. Mecnun'un Leyla inan Leyli 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 Leyli. Çöle benzersin, çöle benzer. Diğer belen ey Yılmaz oğlu kardeş, alem bize bakıyor. Yılmaz oğlum ey alem bize bakıyor. Kötülerden yüreğini yakıyor. Sarı telde sesin çok güzel çıkıyor. Prize benzersin bile, pile benzersin, pile benzersin. Ne diyeyim ey kardeş, olmazdı sırası. Şimdi geldi vallahi reklamın arası. Baban arası, reklam arası. Reklamlardan sonra devam edecek. Olimpis.
var ki böyle? Efendim, bazen yakalıyorlar bizi böyle, olacak abi, ne yapacaksın? Bir de yorgunluk da çok, kıymetli izleyeceğim, hepinizden çok özür diliyorum. Biraz önce arkadaşlarla konuşuyoruz. Cuma günü 3 saat program, cuma gecesi. Cumartesi günü... Ha pardon. Vay! Yedik bu. Haraya yedik bu? Olabilir. Ses var mı? Var mı? Evet. Efendim kusurumuza bakmayın, canlı yayın böyle oluyor da. Şimdi yorgunluğumuz da var. Bu yorgunluk cuma günü zaten 3 saat bir programımız. Şeyde Vatan TV'de yaptık. Cumartesi günü akşam Ardahan'ın kurtuluşunu yaptık ve buradan tekrar Ardahan Dernek Başkanı Sayın Yaşar Geler ve bütün yönetimine kucak dolusu buradan selam gönderiyorum. Muhteşem bir gece oldu ve bütün gelenlere ve oradaki göstermiş oldukları bizde ilgiye, onları haftaya size yayınlayacağız. İlgiden dolayı da bütün halkımıza ben buradan kucak dolusu selam gönderiyorum. Ve Allah bir daha böyle kurtuluşlar nasip etmesin diyoruz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, Şenli Baba'nın orada bıraktık, programımızın sonuna geldik. Ama önümüzdeki hafta gerçekten diyorum yine Şenli Baba'nın, Sunmani Baba gelmişken yakın şeye, Sukara'ya, o karşılaşmalarını tekrar bir daha başka bölümlerini size sunacağız. Biz Şenli Baba'yı anlatıyoruz, Zülali Baba'yı anlatıyoruz, Sunmani Baba'yı anlatıyoruz. Ve açık diyorum, altını da böyle çiziyorum. Rahatsız olanlar olsunlar. Ben anlatmama devam ediyorum. Ve Şenli Baba'yı kim anlatıyorsa, Sunmani Baba'yı, Zülali Baba'yı kim anlatıyorsa, Müdami Baba'yı, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bunlar bizim ustalarımız. Sonra da Murat Çobanoğlu'lara geçeceğiz. O tayfayı anlatacağız. Efendim, tekrar hoş geldin, sefalar ettin. Bize gurur verdin, onur verdin. Bizden kucak dolusu bütün Çıldır'daki, başta Mehmet kardeşim olmak üzere, oradaki bütün aşıklara, Yavuz kardeşim, hepsine kucak dolusu selam götür. Biz buradan gönderiyoruz, siz de selamı yükledik boynuna. Selamın başım üstüne yener abi. Var mı son arzun, isteğin, diyeceklerin? Son arzum, Çıldır'da Ahmet Rıfat Vural kardeşime buradan selam gönderiyorum. Manşet. Gelirken dedi ki bir haftalığına gidiyorsun, demin aramış diyor, ikametgahını gönderiyor. Ahmet bizi izliyor mu bu şeyi? İzliyor şu an bizi ekranı başında. Sevgili kardeşime selam olsun. Bir de benim iki tane öğretmenim var. İsimleri Serpil. Biri Çanakkale'de, biri Arpaçay'da. Bunlar da bizim kültürümüze hizmet ediyorlar. Sağ olsunlar. Var onlara olsun. Da buradan selamlarımı gönderiyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar size de teşekkür ederim. Ben de ederim. Sevgili hocalarımıza, öğretmenlerimize selam gönderiyoruz. Ve ayrıyeten kıymetli izleyicilerimiz, Vural kardeşim, Ahmet Vural kardeşim, bunlara da Manşet Gazetesi, bunlara da selam olsun, sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Bir de benden alınmayın, küsmeyin, kıymetli aşıklar için diyorum. İbrahim Çiftçi kardeşimle irtibata geçin. Çok basittir. Bu programların zaten tekrarlarını biliyorsunuz. YouTube'da izleyeceksiniz. İzleyebilirsiniz. Ayrıyeten aşıklarımız da var kardeşimiz, değil mi? Sizinle o görüştü. Sizinle İbrahim Bey. Evet, evet. Bunlar İbrahim Bey koordinatörlüğünü yapıyor. Bunu bizim Sarıtel programının, buradan kendisine selam gönderiyorum. Efendim biraz önce başkan aradı. Evet. Bizim İhsan Bey değil mi? Evet, İhsan Yılmaz. İhsan Bey aradı. Yanında da çok sevdiğim bir arkadaşım orada. Tuncay kardeşime de buradan selam olsun. Hemen şeyle irtibata geçsin. Bizim Tuncay'a da güzel bir program yapalım. Burada, burada ama. Bu tarafta oturuyor değil burada, mi burada, onlar? Burada, burada. Sevgili Tuncay'ım, sizi de bekliyoruz. Başkanım, yarın da Tuncay'da benim sanıyorum telefonum var. Alırsın. O günkü programımıza bakarız. 28'de boşusak başımız gözümüz üzerine. Ben sanıyorum %60 bir şey var. İzmir programı var. Yine bir yarın görüşürüz. Allah hayırlı etsin, uğurlu etsin diyorum. Var mı istekleriniz, diyecekleriniz? Rahat. Buradan herkese, ekranı başında olan, bizi dinleyen, Sarı Tel programını izleyen herkese sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum. Bir, ikinci, beni şimdi aradı. Teyzemin oğlu Alaaddin Atbaş'a, kızı Selma Hanım'a, Kars Ardahan Iğdır Derneği'nin başkanı, yönetimine, herkese sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Hamza Bektemir dostumuz da Ardahan'a gidecekmiş sanıyorum. Selam göndermiş. Ardahan'a giderken amandır Hamza Bey,
Biliyorum siz siyasete girdiniz, o köyleri falan gezeceksiniz ama bizim gaz payımızı da unutma. Gaz da gelsin oradan inşallah. Şimdi birlikte bir şey yapalım ve bu sene de bele geldi geçti. Yani bu haftayı da böyle atlattık kazasız belasız. Haftaya burada olmak dileğiyle diyoruz. Bize bu kapılarını açan çok değerli hocamıza, Sayın Profesör Doktor Haydarbaş hocam, buradan ellerinden öpüyorum. Kültürümüze vermiş olduğu değerden dolayı bütün kapılarını açmış bize. Biz de burada ustaları anlatıyoruz. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Sevgili hocam, ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Evet. Uyattım öpe öpe, eskide yarım hanım.